toprak attı nedir? Bu bir toprak çubuğu. Buradan iletken kablo ile ilgili yere gitmektedir. Sigorta kutusu olabilir, sayaç panosu olabilir. Hani kısaca topraklama nedir? Topraklama nedir? Topraklama elektrikle çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Arkadaşlar topraklama nasıl yapılır? Topraklama kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. Topraklama çeşitleri var. Bunlar nedir? Mesela bizim evlerimizde yaptığımız topraklama, koruma topraklama. Koruma topraklaması yani insanları korumak için yapılan bir sistemdir. Ama bunun yanında işte işletme topraklaması var, fonksiyon topraklaması var ve temel topraklama var. Bizim burada öğrenmemiz gereken koruma topraklaması. Evimizde çalışan, elektrikle çalışan cihazların faz ve nötr kabloları izolelidir. Yani bu izoleli kabloların izolasyonu deforme olursa, zarar görürse bu kablolardaki faz ve nötr ne olacak? Cihazın gövdesine doğal olarak enerji geçmiş olacak ve biz bu gövdedeki enerjiyi insan sağlığını korumak için, insanlara zarar vermemesi için toprağa akmasını istiyoruz. Ondan dolayı biz topraklamayı yapıyoruz. Topraklamayı çubuk elektrot ile yapabilirsiniz. Levha elektrot ile yapabilirsiniz. Yine şerit elektrot ile yapabilirsiniz. Bunun yanında işte metal elektrot ile de yapabilirsiniz. Hani bunun birçok çeşidi var. Bakır olan var, bakır olmayanı var. Bunlar sizin tercihiniz, binanızın büyüklüğüne göre seçebilirsiniz.